Stüdyomuzda bir konuğumuz var CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt Bizlerle birlikte e, Türkiye e, bir erken seçime doğru gidiyor e, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu Ve tüm adaylar belli, belli oldu mi? Diyebiliriz artık e, Şu anda Muharrem İnce CHP'nin adayı oldu Ve ilk açıklaması ben e, Herkesin Cumhurbaşkanı adayı olacağım evet. dedi. E, sizce bu profile uygun mu? Muharrem İnce Öncelikle e, nazik davetiniz için çok teşekkür ediyor. Halk TV ekranlarından sevgili milletimize e, saygılar sunuyorum. E, tabii ki hayırlı olsun. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi adayı uzun süre e, çok merak edildi. E, pek çok isim telaffuz edildi. İşte Abdullah Gülden, hı hı. Sayın Abdülhatif Şener'e… E, Muharrem İnce'den ilan kesiciye e, ve e, dün e, Sayın Muharrem İnce önce grup toplantısında ortak grup kararı anında aldığından da Ahmet'ten Akıştalı Spor Salonu'nda milletimize duyuruldu. Dünden beri telefonlarımız, sosyal medya sizler de izliyorsunuzdur. Hı hı. Müthiş bir coşku var. Evet. Hem CHP tabanında ciddi bir coşku var. Hem de iktidar kanadında e, ciddi bir kırılma yaşandığını ben gözlemliyorum. Hı hı. E, bu süreci birlikte yaşadık sizler de. E, özellikle Halk TV ailesi olarak çok yakından izlediniz. E, ben e, şunu çok inanarak söylemek isterim. Tam bir parti içi demokrasi, tam bir... E, Devletin ve milletin menfaatlerini parti içi kaygıların üzerinde tutma anlayışı sergilendi, bu görüldü. Bakın süreç içinde dediğim gibi pek çok aday telaffuz edildi. Hı hı. Ama ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili sözcülerinin ağzından hiçbir isim duyulmadı. Ne Abdullah Gül telaffuz edildi, ne başka isim. Ee, sürekli bununla ilgili istişareler yapıldı, ee, kamuoyu araştırmaları yapıldı. Ve nihayet iki kez e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı olmuş. Hı hı. E, yani rakibi olan bir e, politikacı. Sayın evet. Kemal Kılıçdaroğlu... Aslında bu da bir demokrasi dersi i̇şte, değil mi? Yani bunu bunun milletimizin dikkatini çektiğini düşünüyorum. Evet. Madem ki konu Türkiye'ye bir cumhurbaşkanı seçmektir ve madem ki Cumhuriyetin Kurucu Partisi böyle bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Onu yöneten Sayın Genel Başkan ve ekibi her türlü parti kaygıdan uzak Sayın Muharrem İnce'nin bu görevi en iyi yapabileceğini öngörerek böyle bir tercihte bulundular. Sonra ne oldu? Sonra e, Sayın İlan Kesici de, e, evet. adı çok geçen bir adayımızdı. O da 3 dönem işmaları. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili e, <laughs> birikimiyle, e, geçmişiyle herkesin bildiği, tanıdığı bir isim. Hı hı. O, e, partimizin tercihi budur dedi, Sayın e, İnce'yi tebrik etti, e, gitti adaylık başvurusunu yaptı. Dünkü programı siz izlediniz yani iyi ki bir tek Halk TV var. Dünkü programı da, bugünkü Muharrem İnce'nin muhteşem Yalova mitingini de yazık ki diğer kanallarda hak ettiği ölçüde göremedik ama şu bir gerçek. Sayın Muharrem İnce 54 yaşında 38 yaşında milletvekili olmuş. 5 Hı. sene bizim grup başkan vekilliğimizi yapmış. E, hakkında hiçbir şaibe bulunmayan, e, vatan memleket sevgisi konusunda en ufak bir tereddüt olmayan, bilgisi, birikimi, deneyimiyle e, bu Cumhurbaşkanlığı makamını e, hak ettiği gibi, layık olduğu şekilde bu milletin ve bu devletin tarihine uygun biçimde doldurabileceği tartışmasız bir aday ve umuyorum 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 hani güçlü bir şekilde görüyorum da 24 Haziran'da mutlaka bu ülkenin ve milletimizin kaderi değişecek çünkü ilerleyen süreçte göreceğiz ki mevcut yönetim anlayışının Türkiye'yi getirdiği bugünkü noktada hı hı. hakikaten farklı bir bakışa ve farklı kadrolara ihtiyaç var. İhtiyacı var, var evet. evet. Dinamikte bir aday. O anlamda evet. doğru söylüyorsunuz. Peki, bilemiyorum. Hani fırsatınız oldu mu? Çok yeni daha açıklandı ama Konya'da. E, Tabii ben nasıl karşılandı? E, Sayın Özkan, e, Ankara'daydım. Hı hı. E, bugün Yalova'ya gidecektim, e, biliyorsunuz miting vardı. Ama bu program nedeniyle burada kaldım. Ama Konya'dan aldığım telefonlar, Türkiye'nin her yerinden gelen telefonlar. Bu aday saptamasının çok e, iyi karşılandığını, e, en azından Cumhuriyet Halk Partisi tabanında, diğer tabanları henüz ölçemez ama e, müthiş bir coşku yarattığını ve Sayın Muharrem İnce'nin e, hem dinamizmi, hem enerjisi, hem de birikimiyle e, bu e, görevi e, gerçekten iyi yapabileceği konusunda her geçen gün e, yükselen bir grafik çizeceğini gösteren ilk işaretleri alıyoruz. Evet. Peki seçim süreci nasıl iş, işleyecek? Yani e, ilk turda adayın belirlenmesi için e, gerekli oy oranı nedir? Yani sizce e, ilk turda ipi gösterecek biri var mı? E, aday? Bir ben aday var mı? E, bu sorunuza çok teşekkür ediyorum. Önce nereden çıktı bu seçim? Onu konuşmalıyız. Yani hep söyleniyordu. Daha bir hafta öncesine kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim istemenin vatana yanet olduğunu, AKP'nin 16 yıllık tarihinde hiç erken seçim istemediğini, seçimlerin zamanında yapılacağını, 3 Kasım 2019'da yapılacağını, hatta geçen yıl 16 Nisan'da bir YSK emri vakisiyle kabul edildiği söylenen anayasada da madde olarak seçimlerin 3 Kasım 2019'da milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanı seçiminin beraber yazılacağına dair anayasa maddesi vardı. Ee, böyleyken Çok çabuk değişiyor. İşte onu söylüyorum. Yani 17 ay daha var. Düşünün şimdi. E, Seçim Türkiye gibi siyasi partilerdeki gelişmeler de çok evet, çabuk Ama değişiyor. şöyle e, Mehtap Hanım. Türkiye gibi bu kadar e, kritik bir coğrafyada ve bu kadar e, büyük sorunlarla boğuşan bir ülkede 17 ay gibi bir iktidar süresi, çok uzun bir süre. Şimdi siz 17 aylık bu iktidar süresi önünüzdeyken hı hı. açık açık e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkılırdı ki e, 2019'a kadar bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Peki ne oldu? Bir hafta önce erken seçim istemek vatana ihanet iken hı hı. şimdi ne oldu da e, hemen 24 Haziran'da? yani. 60 gün içinde seçim yapmaz öğretisi. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Yani AKP ve ona hakim olan yönetim anlayışı iflas etti. Bu çok açık. Yani ekonomide iflas etti, dış politikada iflas etti, Avrupa Birliği ile ilişkilerde iflas etti, dünya ile ilişkilerde iflas etti, dünyada itibarı kalmadı. E, doları tutamıyor, dövizi tutamıyor çiftçi perişan, taşeron perişan, işçi perişan artık neredeyse kumar borcu nedeniyle evdeki halıyı satan hayırsız evlat gibi şimdi işte şeker fabrikaları satılıyor. Şu bu. Böyle bir tablo içinde şunu gördüler. Biz 2019 Kasım'ına kadar beklersek bu ekonomi elimizde patlayacak ve milletten asla oyalamayacağız. O zaman yol yakınken seçime gidelim belki kurtarırız. Evet bu seçim kararının sebebi. Ha şimdi nasıl bir seçime gidiyoruz? Bakın çok açık bir seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bir de milletvekillerini seçeceğiz. 16 Nisan'da kabul edildiği ilan edilen anayasamıza göre artık aynı anda hem yürütmeyi hem de yasamayı seçeceğiz. Dolayısıyla o kadar kritik bir seçime gidiyoruz ki Burada işte adına Cumhur İttifakı dedikleri AKP MHP Büyük Birlik Partisi ittifakı var. Bu tarafta da işte adına Demokrasi İttifakı veya hı hı. Millet İttifakı ne derseniz deyin. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Parti ve Demokrat Parti'den bir iktidar, e, ittifak var. Bir de Halkların Demokratik Partisi ayrı giriyor. Şimdi bu tablo içinde seçime gidiyoruz. Ben şunu düşünüyorum. E, 16 yılı sonunda yani 2002'den bugüne 24 Haziran 2018 itibariyle ya bu ülke çok iyi yönetiliyor. Mevcut Cumhurbaşkanı ülkeyi çok iyi yönetiyor. AKP çok iyi yönetiyor. Milliyetçi Hareket Partisi de çok doğru şeyler söylüyor. Büyük Birlik Partisi de öyle diyenler gidecekler. Bu ittifaka oy verecekler. Ama eğer bugün ben öyle görüyorum bu milletin çok büyük bir ekseriyeti bu gidişten memnun değil. E, bu memnuniyetsizlik sandığa yansıyacaktır diye düşünüyorum. E, bunu yaşayacağız, göreceğiz. E, tabii milletimizin kararı başımızın üstünde. Yani onun bir tereddüdü yok. Ama e, tekrar söylüyorum, e, bugün e, ekonomi ne durumda herkes biliyor. 450 milyar dolar dış borca batmış. E, sadece son bir hafta 10 gün içinde dolar karşısında Türk lirası %5 değer kaybetmiş. Benzin. Benzin, mazot öyle yani bakın çiftçimiz e, e, hasada başlayacak. E, mazotun litresi 5 lira 68 kuruş. Hı hı. Bu deli, yani gerçekten akıl dışı bir şey. Yani 5 lira 68 kuruşa mazot koyacak, e, 2150 liraya gübre gübre kullanacak, e, arpanın kilosunu 85 kuruşa, buğdayın kilosunu 90 kuruşa satacak ve Çiftçimiz para kazanacak da çoluğunu, çocuğunu geçindirecek. İşçiler aynı durumda. Asgari ücret bugün 1600 lira. Hı hı. Yani e, nereden bakarsanız bakın, işçisi, memuru, köylüsü, çiftçisi, ev kadını, öğrencisi, e, herkes e, gerçekten zor durumda. Eğer bu zorlukları bu zorlukları yaratan yönetim anlayışıyla ya da Recep Tayyip Erdoğan'la aşacağını düşünüyorsa bu millet… Onu yaşayıp göreceğiz ama ben katiyen böyle olmayacağını düşünüyorum. İlk turda bir yani beş adaylı bir seçimde ilk turda hiçbir adayın %51'i alamayacağını öngörüyorum. Hmm. Ve ikinci turda ben öyle inanıyorum ki… İkinci tura ki, kalacağı öngörülebilir mi? İkinci tura kalacağı hemen hemen kesindir. Hatta ben ilk turda parlamentoda en az %54-55 gibi bir oyla… E, muhalefet oyuyla, parlamento çoğunluğunun da e, Demokrasi ittifakı ve HDP'den oluşan bir e, tabloyla karşılaşacağımızı, AKP-MHP Büyük Birlik İttifakı'nın parlamentoda azınlığa düşeceğini görüyorum. İkinci turda, e, tabii bizim arzumuz Cumhuriyet Halk Partisi adayının hı hı. E, fazla oy alıp ikinci tura kalması ama sonuç ne olur bilemem şimdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday, Muharrem İnce aday, Meral Akşener aday, Temel Karamallıoğlu aday. Muhtemelen Doğu Perinçek de 100 bin imzayı bulur diye ümit ediyorum. 5 adaylı bir seçime gidiyoruz. Bu 5 adaydan ikinci dura hangi ikisi kalırsa, ben kesinlikle o ikiden birinin Muharrem İnce olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreç ne gösterir, ne olur bunu yaşayıp göreceğiz. Ama ben... 16 yılın sonunda bakın, inanılır gibi değil geldiğimiz nokta. Gerçekten bu milletin ve bu devletin hak ettiği bir nokta değil Mehtap Hı. Hanım. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 95 yıl önce neredeyse sen önünden kütük kapar gibi. Bakın daha şurada kısa süre önce 98. yılını idrak ettik Büyük Millet Meclisi'nin açılışının. 98 yıl önce meclis kurmuş. 95 yıl önce Cumhuriyet kurmuş. İşte 46'dan bu yana neredeyse 72 yıldır çok partili demokrasi deneyimi olan, 1876'dan bu yana neredeyse biraz savaşan bir süre anayasa deneyimi olan bir ülkede, her şeyin bir tek adama bağlı olduğu bir e, duruma gelmiş Türkiye. Yargıda orada, işte şeker fabrikası satışı da orada, kadınların kaç çocuk doğuracağı da orada, kadınların doğumu hangi yöntemle yapacağı da orada, 3. Boğaz Spor, Köprüsü'nün ha? nereden geçeceği de orada, efendim kupon arazilerinin nasıl satılacağı da orada, yok efendim böyle akla durgunluk veren e, biyoloji bilimiyle ve hidro e, yani Su bilimiyle diyelim halkımızın anlayacağı şekilde e, aykırı e, Kanal İstanbul gibi uçuk projeler ortada. 10 senedir söyleniyor yerli uçağımız göklerde uçak uçak yok. Yerli otomobil. Her şey e, bu duruma gelmiş iken şimdi e, 16 yıldır ülkeyi yönetenler diyorlar ki e, tekrar bize yetki verin. Ben milletimizin bu yetki ver, vereceğine katiyen ihtimal vermiyorum. E, Tabi tekrar söylüyorum yani seçimler umarım umarım bir daha trap olarak kedi girmez. Umarım gecenin bir saatinde Yüksek Seçim Kurulu abuk subuk kararlar vermez. tabi tabii bunun her türlü önlemini alacağız. sandıklarda oylarımıza sahip çıkacağız. Yurttaşlarımıza hatırlatıyorum. 12 Mayıs'a kadar seçmen listeleri askıda. Lütfen herkes evet, gidip seçmen listelerini oldu. mutlaka kontrol etsinler. Ee, ve ben e, bugün hıdrelles kutluyorum milletimizin bahar bayramını. Yarın 6 Mayıs 3 fidanımızın katledildiği günün yıl yıldönümü. Onları e, saygıyla e, deniz gezmişi Hüseyin İlhan'ı, Yusuf Aslan'ı saygıyla evet, evet. anıyorum. Bir daha böyle günler yaşamamayı diliyorum. Çocuklarımız ne şehit olsunlar, ne katledilsinler, ne yok edilsinler. Bizim çocuklarımız, bakın şu 16 yılın sonunda 14 defa değişmiş bir eğitim sistemiyle üniversite sınavında 40 matematik sorusundan 2 onda yapabilen bir nesil ortaya çıktı Mehtap Hanım. Bu, bu ülkedeki hiçbir anne babayı mutlu eden bir sonuç değil. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Eğitimi yeniden çağdaş bilimsel temellere oturtmamız gerekiyor. Hukuk devletini yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Milletin içindeki adalet duygusunun devlete yansıdığını millete yeniden göstermemiz, milletimizin her bir ferdinin Türk yargısına güvenini yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Orduyu yeniden milletin ordusu durumuna getirmemiz gerekiyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı adaylığında elinde çanta arabuluculuğa gitmez. Bu bu milletin bütün fertlerini rencide eden bir şey. Ben inanıyorum AKP'ye oy veren yurttaşlarımızı da çok rencide eden bir şey. Yani bakın biz cumhuriyet kurduk. Mehtap Hanım 1923'te yoktan var ettiğimiz bir devlet. Neydi o cumhuriyet? Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Onun bir başbakanı vardı. İsmet İnönü. Bir ekonomi bakanı vardı, Celal Bayar. Bir genelkurmay başkanı vardı, 1950'ye kadar değişmedi. İşte efendim Mareşal Fevzi Çakmak. Bir Diyanet İşleri Başkanı vardı, vefatına kadar Diyanet İşleri Başkanı. Rıfat Börekçizade, Rıfat Efendi, Ankara Müftüsü. İşte bir efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. İşte köy enstitülerini kuran e, İsmail Hakkı Tonguç. Bakın o dönemin insanların yarattığı bir devlet, 94. 95. yılında o devletin en zayıf olduğu dönemde davet üzerine cemiyet Akvama yani Birleşmiş Milletlere üye oldu. O devlet Avrupa Birliği'ne aday oldu. 48'den beri Avrupa Parlamentosunun üyesi. O devlet NATO üyesi oldu. O devlet bölgesinde danışılan ve bütün bölge ülkelerinin saygı duyduğu dünya ülkelerinin saygı duyduğu bir devlet durumuna geldi. Ne neyle geldi bu? Mustafa Kemal Atatürkle geldi, İsmet İnönü ile geldi, Celal Bayar'la geldi, Süleyman Demirel'le geldi, Turgut Özal'la geldi. Allah hepsinden razı olsun. Fakat şimdi bakın şu son 16 16 yılın sonunda. Yani ya ile kavgalıyız, İran'la kavgalıyız, Irak'la kavgalıyız, Suriye ile kavgalıyız, Mısır'la kavgalıyız. Efendim Amerika ile kavgalıyız. Avrupa Birliği ile aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Şimdi bu ülkeyi bu duruma kim getirdi Allah aşkına? Dünyada yapayalnız bırakılan bir Türkiye. Kendi bölgesinde hiçbir ülke için artık sözünün fazla itibar görmediği ve değer taşımadığı bir ülke. Bakın gidiyoruz işte Astana süreci diyoruz bilmem ne diyoruz. Rusya, İran, Türkiye bir şeye bir karar veriyor. Fakat o karar sahaya yansımıyor. Hatırlatıyorum, milletimize de hatırlatıyorum. Son 15 gündür siz Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından hiç Afrin, Suriye böyle bir şey duydunuz mu? Neden? Ne yapıyoruz biz? Niçin? Bütün bunların cevabı yok. Dolayısıyla ben şuna çok inanıyorum. Türkiye yeniden ciddi bir devlet olduğunu hatırlamalı. Devlette mutlaka liyakat esası yeniden gelmeli. Biz eğitim sistemimizi tekrar layık bilimsel temellere oturtmalıyız. Biz ekonomimizi Allah aşkına olacak iş falan değildir. Yani bu ülkede Sağır Sultan köydeki çoban kardeşimizden efendim işte bilmem neredeki genel müdüre kadar herkes biliyor ki bütün devlet ihalelerinde ciddi e, haksızlıklar ve yolsuzluklar var. Halbuki 3C ile mücadele edeceğiz, yasaklarla, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye gelen bir iktidar 17. yılında, 16. yılında yasaklar had safhada, kaşın üstünde gözüm var diyen içeri atılıyor, 6 aylık bebesiyle Analar ağlamasın, çocuklar ölmesin diye bir öğretmen kızımız içeri atılıyor. Biz bunların kanında banyo yapacağız diyen adam ortalıkta geziyor. Böyle bir duruma geldi yargı sistemimiz. E peki bunu bu tabloyu yaratanlar eğer başarılıysa ve 24 Haziran'da tekrar iktidar olacaklarsa bu inanın bana yani tabii ki milletin tercihidir, saygı duyarız. Ama ben bu milletin böyle bir tercihte bulunacağına inanamıyorum, inanmak istemiyorum. Çünkü o zaman e, bu yapılanları e, doğru bulduğumuz anlamına gelir. O zaman ne taşeronun ben niye kadroya geçemedim diye e, hak araması e, yerini bulur. Ne e, atanamayan e, 400 bin öğretmenimizin ben niye atanamıyorum diye e, intiharlar oldu biliyorsunuz e, sızlanması e, hak bulur. Ne pancar çiftçisinin kapatılan şeker fabrikası nedeniyle açlığa mahkum edilmesinin hesabını sorma imkanı olur. Ne e, üniversitede sınav soruları çalındığı için hakları e, elinden alınmış on binlerce gencimizin istikbali karartılmış düşünürseniz de 10 yıl boyunca bütün üniversite sınav soruları çalındı bu bugün ortada bir gerçek ve bunu e, dönemin başbakanı ben güveniyorum, tatmin oldum dedi dönemin başbakanı ve cumhurbaşkanı. Ee, tatmin oldum dediler. Halbuki soruların çalındığı ortaya çıktı. Şimdi bir düşünün, 10 yıl boyunca yapılan bütün üniversite, her sene 1,5-2 milyon gencimiz giriyor sınava. Sorular çalınıyor. Diyelim ki bir 100 bin kişi o çalınmış sorularla üniversiteye giriyor. Yüz binlerce çocuk o üniversite hakkında mahrum Peki bunlar eğer doğruysa devam edelim. Sorular çalınsın, efendim taşeronlar kadroya alınmasın, ee, biz pancar üretmeyelim, nişasta bazlı şekere mahkum olalım. Ee, çok uluslu Kargil şirketinin istedikleri olsun bu ülkede. Efendim işte e, ihalelerde e, birinci köprünün 130 katına ikinci köp üçüncü köprüyü yapıyoruz. Mehtap Hanım. Üçüncü alanı diyorlar, bütün kuzey armanlarını mahvettik. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da Yeşilköy'de yani Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen de bu tarafa, bu yakada, Anadolu yakasında. Şimdi bu Atatürk Havaalanı'nı kapatacağız. Bütün hava trafiğini Anadolu yakasına, biri Beykoz'un arkasında, biri de efendim Kurttepe'de. E peki İstanbul'un 17 milyon nüfusunun 10, 11 12 milyonu Avrupa yakasında yaşıyor. Bu insanlar düşünebiliyor musunuz o trafiği? Milyonlarca insan ya bu nasıl bir akıldır? Nasıl bir halbuki 50-60 milyon dolarlık bir yatırımla Atatürk Havalimanı'nın genişletilmesi mümkün iken dünyanın en büyük hava tamam doğrudur dünyanın en büyük havalanıdır da ikisi de Anadolu yakasında kardeşim. Peki ne olacak bu? Nasıl bir trafik olacak? Düşünebiliyor musunuz? Şu 150 milyon yolcu diye Bu ne demek? 150 milyon yolcu Boğaz trafiğini kullanacak. Yani nerede? Kanal İstanbul. Ya Karadeniz'in tuzluluk oranıyla Marmara'nın, Ege'nin tuzluluk oranı farklı. Yani biyoloji bilimine aykırı bir şey. Söyleniyor durmadan. E, yerli uçak yapacağız. Ey güzel. E, yani 10 sene. Konya'dan geliyorum. 2004 yılında 45 kilometre metro sözü verildi Konya'ya. 45 santimetre metro yok. 14 sene oldu. Şimdi seçime gidiyoruz. Yine metro sözü evet. verilecek. Böyle Peki bir şimdi var. seçim sonuçlanırsa ve parlamentoda e, Millet İttifakı çoğunluğu oluşturursa ve Öyle olacak başkan Öyle e, olacak. Recep Tayyip Erdoğan seçilirse nasıl bir sistem işleyecek? Bakın e, Mehtap Hanım yaşayıp göreceğiz. Ben şuna çok inanıyorum. E, birkaç kişiyi bir defa kandırabilirsiniz. Birkaç yüz kişiyi iki üç defa kandırabilirsiniz. Birkaç bin kişiyi on defa kaldırabilirsiniz ama bir milleti sürekli kandıramazsınız. Bakın geldiğimiz noktada ya 14 yıl bu Fethullah Gülen denilen hainle beraber iş tutmuş insanlar 14 yıl sonra çıkıp dediler ki bizi vallahi bunlar kandırdı, Rabbimiz de affetsin, milletimiz de affetsin. E Obama kandırdı, Saddam kandırdı, Kaddafi kandırdı, Avrupa Birliği kandırdı, Fethullah Gülen kandırdı, herkes kandırdı. Şimdi ben 24 Haziran'da Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu sağlayacağına yani eğer siyaset bir bilimse hı hı. ve milletlerin sürekli kandırılmasının mümkün olmadığı da bir sosyolojik gerçeklikse böyle olacaktır ve Millet İttifakı çoğunluğu alacaktır. Millet İttifakı çoğunluğu aldığı zaman 8 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanması diye bir olasılık söz konusu değildir. Gerçekten söylüyorum. Yani mantıken düşün. %54-55 Millet İttifakı parlamentoda diyelim ki 330 milletvekili almış. Bu tarafta da Cumhur İttifakı 260-270 milletvekiliyle kalmış. Pardon, Millet İttifakı ile HDP'nin toplamı yani parlamentoda 320-330 millet. Bu tarafta da 270-280. Peki nasıl olacak da milletimiz %54-55'iyle, Muhalefet blokunu parlamentoda çoğunluğa getirmişken ikinci turda niye gidip Recep Tayyip Erdoğan'ı seçsin? Bir, ikincisi ben şuna çok inanıyorum. Yani Muharrem İnce fizik öğretmeni, 16 yıllık milletvekili, 5 yıl grup başkan vekilliği yapmış bir saygıdeğer insan. Sayın Meral Akşener tarih hocası, tarih öğretmeni. E, akademisyen evet, akademisyen ve e, doktorası falan da olan. Yani diplomaları sarih insanlar bunlar. Hı hı. Sayın Temel Karamollaoğlu mühendis. Sayın Doğu Perinçek hukuk doktoru. Allah aşkına yani e, diploma ise diploma tecrübe ise tecrübe. Neden milletimiz gidip de yani hangi okulu bitirdiği veya bir üniversite fotoğrafı bile olmayan e, ve 16 yıldır bu ülkede evet öyle veya böyle başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapan ama Artık 17 ay daha gidemeyeceğini gördüğü için milleti seçime sürükleyen. Bakın bir düşünün 2015 7 Haziran'dan beri Hı hı. 7 Haziran 2015 genel seçim. Sayman bunu 1 Kasım 2015 genel seçim. Hı hı. Ardından 15 Temmuz 2016 yani 9 ay sonra hain FETÖ darbesi. Ardından o darbeyi Allah'ın lütfu deyip 20 Temmuz'da kendi olağanüstü hal rejimi. Bakın Olağanüstü halle biz bir referandum'a gittik ve bir seçime daha gidiyoruz. Mehtap Hanım, bu, bu nasıl bir yönetim anlayışı? Düşünün. Artık bir seçimi, bir referandumu olağanüstü hal olmadan yapamayan bir devlet yönetim anlayışı bizi tekrar seçin diyor. Sonra 16 Nisan referandum, hı hı. akşam saat 16:40'da peçe kağıdına yazılmış bir dilekçe amanın e, mühürsüz oyları geçerli sayın, apar topar toplanan bir YSK, apar topar toplanan bir YSK ve mühürsüz oylar geçerlidir kararı alınmış. O mühürsüz oyların geçerliği sayesinde belki de yüzde %55 %55'e 45 bitmiş bir referandum değiştirilmiş, 51, e, 51 falan denmiş ve şimdi bir seçime. Yani biz 7 Haziran 2015'ten sonra bir daha ne zaman seçim yapmamız gerekiyordu? 7 Haziran 2019'da. Halbuki arada üç tane seçim yaptık, bir tane referandum yaptık. Bir türlü sistem oturmuyor. Ve artık 17 ay daha gidemeyeceğiz ama bir daha, bir daha seçime gidelim. Şu YSK'ya bir bakın Allah aşkına. Türkiye'de siyasi partilerin sizinli tutma görevi anayasal bir organ olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'deki bütün partilerin, kongrelerini ne zaman yapmış, örgütlülükleri nedir, ne değildir inceliyor ve diyor ki şu partiler seçime girebilir. Cuma günü öğleden sonra YSK'ya ya bildiriyor yargı tercüme, diyor ki şu 10 parti seçime girebilir. İşte AKP, MHP, CHP, Büyük Birlik, e, şu bu, İyi Parti de girebilir diye bildiriyor. Hı hı. Sayın Aytun Çıray, İyi Parti Genel Sekreteri Twitter'dan duyuruyor. Diyor ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazıyı verdi, biz seçime giriyoruz. Güzel. Aa, Cumartesi günü öğleyin saat 13'te toplanıyor YSK. Bir üyeleri Ankara dışında 10 üyeyle toplanıyor. 5-5 girebilir giremez kararı çıkıyor. Bunun üzerine e, süreci biliyorsunuz. E, saate karşı yarışılarak işte e, grup kurduğu bildiriliyor YSK'ya. Pazartesi 14'de ertelenmiş toplantı pazar günü 14'e alınıyor. 13.35'te İYİ Parti'nin grubu kesinleşiyor. Bu bildiriliyor YSK'ya. Yasaka karar alıyor. Ne diyor? İyi Parti seçime girebilir. Peki kaç kaç alıyor kararı? 9'a 2. Hala 2 üye giremez diyor. Düşünebiliyor musunuz? Mecliste grubu olan. Peki burada şunu da sormak istiyorum size. Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var biliyorsunuz. 100 bin imzada FETÖ araştırması yapılsın Çok dedi. Ve ortalığı Çok karıştırdı güzel. bu açıklama. Çok güzel. Ortalığın karışacak bir şey yok. Bakın korku dağları bekliyor. Bakın. Bu 24 Haziran tarihi Paranoya oluşturulmaya Bakın şöyle, varsınız, bu 24 Haziran tarihi sevgili Mehtap Özkan tamamen kendilerinin tabanını kemiren İyi parti yani seçimek... nasıl bir politika izlemeli? Yani bu bir anlaşılan, bu karşı bir politika oluşturuluyor. Sizin anladım FETÖ'cülük falan filan. Evet, falan. aynen ha. öyle. Yani ben de onu anlatmaya çalışıyorum şimdi. <laughs> Fethullah Gülen'e Hoca Efendi diyen Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine efendim işte türbeye girer gibi başlarına örtü alıp giren 11-12 vekilden 7'sini tekrar aday gösteren hı hı. ve e, biz mecliste veya dışarıda herhangi bir yerde e, fetoş dediğimiz zaman işte bir sümüklü ilk mezunu vaiz dediğimiz zaman vay hoca efendiye nasıl dersiniz diyen parlamento kürsüsünden bizzat dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Fethullah Gülen Hoca Efendi bu milletin yetiştirdiği ender bir ulemadır ve ne yapıyorsa devletin gözetiminde yapıyordur denilen bir adam için. Şimdi kalkıp Meral Akşener'e veya Temel Karamollaoğlu'na veya Sayın Doğu Perinçek'e imza veren insanların FETÖ'cü olduğunu söylemek. Şimdi bana söyler misiniz? İmza verenler kim? Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları. Peki bu yargı margı kimin elinde? Bu hükümetin elinde. Ne demek yani imza veren yani FETÖ? Biz gidersek her şey kötüye gidecek algısı oluşturmaya Hayır, Tam tersi şey diyor e, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan. Ben gidersem devlet yıkılır diyor. Yıkılacak bir devlet olduğu kesin de o Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Peki şunu da sormak istiyorum. E, i̇kinci turda e, özellikle Doğu Bölgesi'ndeki oylar e, evet. belirleyecek bir takım şeyleri. E, bu anlamda e, seçim sonuçlarına etki edecektir bu. E, AKP'nin MHP ile olan ittifakı e, nasıl? Yani e, AKP-MHP ittifakı, benim yorumum şu. Neredeyse kendi tabanlarında ciddi sorun yaşayan iki partinin hı hı. bir kar ortaklığı gibi ya da bir rant ortaklığı gibi, bir e, kendilerini kurtarma ortaklığı. Bunun milletle bir alakası yok gerçekten. E mantıkken bir düşünün. Ben işte 8 tane seçim kazandım, 15 senedir iktidardayım diyen bir siyasal anlayış. Neden gidip de barajın altına düştüğü kesin olan, hatta hadi iddialı konuşmayayım ama çok çok düşük oyu olan bir partiyle ve yüzde sıfır küsurlarla ifade edilen bir partiyle ittifak arayışına niye girer? Neden girer? Yok çünkü olmuyor. Bakın onlarca kamuoyu yoklaması var. Onlarca. Ve bugün iddia ile söylüyorum. mesela bugün gördüğümüz son kamuoyu yoklaması Cumhur İttifakı'nın oyunun 42 olduğunu gösteriyor. Bu giderek daha da düşer. Şimdi ikinci turda oyları şeyi belirleyecek olanın ne olduğunu bilmem. Ben şunu biliyorum. Bakın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün geldiği noktada gerçekten samimiyetle söylüyorum. Artık Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi bir devleti yönetme yetkinliğinin olmadığı kesinleşmiş bir siyasal kişidir. Hı hı. Neden kesinleşmiştir? Bakın yani çok somut çok ortada. Yani biz bir cumhuriyet kurduk demin anlattım. O cumhuriyetin bir temel kuruluş felsefesi var. Efendim mesela Mustafa Kemal'in neredeyse vasiyet gibi söylediği bir şey var. Ya işte Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetirken hep bilinen bir şey. İşte kuzey komşumuzla yani Sovyetler bile yani Rusya iyi geçinin. E, Orta Doğu Arap devletlerinin kendi aralarındaki mezhep kavgalarına Türkiye'yi bulaştırmayın. Emperyalist planların oyuncağı olmayın. Siz bana söyler misiniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan BOP eş başkanlığından ayrıldı mı? Böyle bir bilgi var mı? Peki Büyük Orta Doğu projesi Türkiye'yi bölmek için emperyalist batı tarafından haritası bile çizilmiş bir projeyken, o proje uyarınca Suriye, Irak paramparça edilmiş karnavan içinde bırakılmışken, İran'a İsrail'in savaş ilan etme noktasına gelinmiş iken ve Büyük Ortadoğu Projesi de Türkiye'nin Doğu Güneydoğusu'nu böylece haritayla sabit iken hı hı. Allah aşkına bir Türkiye Cumhuriyeti yöneticisi nasıl olup da o, o projenin eş başkanı olur. Peki ne diyecekler millete? Yani gerçekten sen mi söylüyorum? Yani ikinci tur, birinci tur onu bunu bilmem. Türk milleti ne yapar? Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Hakikaten güveniyorum. Bu olmaz. Yani bizi, yani bakın aylardır, yıllardır söylüyoruz. Ben de söylüyorum. Ya bir emperyalist saldırı altındayız. Emperyal güçler Türkiye'yi bölmek istiyor. Suriye bölündü, Irak bölündü, Libya paramparça oldu, Mısır paramparça oldu. Bu coğrafyada Büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bu çok somut, çok somut. Ya İngiltere, Fransa, Amerika kim bunlar? Üç emperyalist devlet, Haçlı İttifak. Bunlar Miraç Kandili Gecesi Suriye'yi, bir Müslüman ülkeyi füze bombardımanına tutuyor... Sabahleyin uyanır uyanmaz ilk alkışlayan Recep Tayyip Erdoğan. Ama nerede kaldınız? Daha önce yapmalıydınız, iyi ettiniz. Bu operasyonu onaylıyorum. Berat Kandili 2 gün 3 4 gün önce aynı gün tekrar Suriye bombalandı. Peki bana söyler misiniz şimdi böyle bir anlayış nasıl Türkiye'yi yönetmeye talip olabilir? İkinci turda ben bu ayrımı asla çok doğru bulmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları işte 81 milyon, 80 milyon, 58 milyon seçmenimiz var. Ben e, tabii ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok seven, hatta bir tarafına kıl olacak kadar çok seven yurttaşlarımız vardır. Onlara saygı duyuyorum. Öyledir, doğrudur. Seviyorlarsa tekrar oy vereceklerdir. Tabii yani hiç tartışmasız. Ama ben e, çoğunluğun e, bu düşüncede olmadığını e, görüyorum ve ikinci turda eğer kastınız HDP'ye oy veren yurttaşlarımızın oylarıysa onların da asla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü birinci turda parlamento şekillenmiş olacak. 20 Çünkü parlamentonun ikinci turu yok. 24 Haziran'da parlamento oluşmuş olacak. Ve göreceğiz parlamentoda e, demokrasi ittifakıyla HDP çoğunlukta olacak. O zaman ikinci turda da e, Hangi aday kalırsa, ben tabii Muharrem İnce'nin kalacağını öngörüyorum. Meral Akşener Hanım da kalabilir. Yani bunu yaşayıp göreceğiz. Ama ikinci turda, ha belki de Muharrem İnce ile Meral Akşener karar. O da olabilir. Yani önümüzdeki süreç ne gösterir bilmiyoruz. Ama ikinci turda HDP'ye oy veren yurttaşlarımızın da bu tercihte bulunacaklarını eminim yani başka türlü olmaz diye düşünüyorum evet peki e, süremiz çok az kaldı Yusuf evet. Bey son olarak şunu da soralım e, süre süremiz de olmuş peki o zaman evet, peki, evet. E, şunu soracaktım aslında milletvekilleri listeleri de belirlenecek evet. e, bunda neler nelere dikkat edilecek yani Akp'de liste dışı kalacak isimler ben Akp'nin listesini tam bilemiyorum doğrusu. bir takım bir 20 30 vekil herhalde müracaat etmemiş falan e, belki bir kısmı Başka hesaplar içindedir. Ben ama bizim partimizde ön seçim bir gelenekti fakat bu kadar sıkıştırılmış bir takvimde parti yöneticilerimiz ön seçim yapma imkanı bulamadıkları için bizde de merkez yoklamasıyla ama örgütlerin görüşü alınacak mutlaka. Hı hı. Ben şunu söyleyeyim yani biz 133 131 milletvekiliyiz şu anda. 131'imizde hangi sırada olursak olalım 24 Haziran'a kadar gerekirse uyumayacağız. Yurttaşlarımıza gideceğiz ve bu gidişin yanlış olduğunu, bunu düzeltmek gerektiğini evet. söyleyeceğiz. Umuyorum sonuçta iyi olacak. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. CHP ee, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt Bozkurt bizlerle birlikteydi.